Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde 2. dönemin ilk fizik yazılısına sizlerle harika bir hazırlık yapacağız. Ancak yazılıya hazırlığa başlamadan önce sizlere takvimimi göstermek istiyorum. Takvimimize şöyle bir bakalım isterseniz. Mart ayının son haftasında gördüğünüz gibi her güne ait bir yazılı provası sizleri bekliyor olacak. Kanalımızdan mutlaka bu yazılı provalarını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Ardından bazı ufak hatırlatmalarım da olacak sizlere. Nelerdir onlar? Tabii ki de kitaplarımız. Kitaplarımıza bir bakalım. İkinci dönem yazılı notları dediğimiz bir cep kitabımız var. Bu cep kitabının içerisinde sadece fizik dersine ait değil, bütün derslere ait anahtar kelimeleri, sınavlarda en çok sorulan bilgileri bulabilirsiniz. Buradan da yazılıya bir tekrar yapabilirsiniz. Yani bu cep kitabı cebinizde dursun. Ara ara bakarsınız, bilgilerinizi tazelersiniz. Ardından sizlere Dinamo kitabımızı da göstermek istiyorum. Dinamo kitabında sizler için hazırladığımız bir yazılı provası var. Hemen dalgalar konusunun sonuna gidiyoruz. Yani 3. ünitenin sonuna gittiğimizde Sizler için hazırladığımız yazılı provasını görebilirsiniz. Dinamo kitabında sayfa 153 ve sayfa 154 ödeviniz. Bu dersi dinledikten sonra sayfa 153 ve 154'teki yazılı provasını sizlerin de yapmasını istiyorum. Bakalım kaç tane doğru yapacaksınız? Neler yapacaksınız? Yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Sayfa 153 ve 154 ödevimiz. Artık dersimize başlayabiliriz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Yazılıya hazırlık dersine basınç ve kaldırma kuvvetiyle başlamak istiyorum. Burada ilk önce sizlere öğrenci notlarını paylaşacağım. Benim sizler için hazırladığım öğrenci notları mevcut burada. İlk konumuz basınç ve kaldırma kuvveti. Ardından da dalgalara giriş yapacağız. Sınavda çıkması muhtemel bütün bilgileri, bütün detayları buradaki öğrenci notlarında bulabileceksiniz. Öğrenci notlarını gördükten sonra, konuları şöyle bir hatırladıktan sonra benim sizler için hazırladığım 10 tane fizik sorusu sizleri bekliyor. Yazılı da çıkması muhtemel 10 tane fizik sorusunu da sizlerle birlikte çözeceğiz ve yazılıya hazır hale gelmiş olacağız. Akışkanların cisimlerin ağırlığına zıt yönde uyguladığı kuvveti biz kaldırma kuvveti diyoruz. Bakın sıvıların kaldırma kuvveti demiyoruz. Özellikle burada akışkanların diye cümleye başladım. Akışkanların cisimlerin ağırlığına zıt yönde uyguladığı kuvvet kaldırma kuvvetidir. Akışkanlardan kastımız sadece sıvılar değildir. Akışkanlar denince öğrencilerin aklına sadece sıvılar geliyor. Ancak gazların da bir akışkan olduğunu unutmuyoruz. Yani sıvı ve gazların cisimlerin ağırlıklarına ters yönde uyguladığı bu kuvvete biz kaldırma kuvveti diyoruz. Örneğin yazın denize gittiğimizde kendimizi suya bıraktığımızda suyun bizi kaldırdığını görürsün. Yani bir kaldırma kuvveti var. Veya Kapadokya'daki Nevşehir'deki sıcak hava balonlarına baktığımızda akışkanların kaldırma kuvveti sayesinde yani gazların kaldırma kuvveti sayesinde bu sıcak hava balonlarının da yükseldiğini göreceksiniz. Kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değişen akışkanın ağırlığına eşittir. Bakın burada kaldırma kuvveti sorularını çözerken mutlaka kaldırma kuvvetinin tanımlarına dikkat ediyorsun. Çünkü kaldırma kuvvet soruları her zaman formülden çözülemeyebilir biraz sonra göreceğiz kaldırma kuvvetinin bir formülü var Ancak bütün soruları bu formülden çözemeyebilirsin Bu yüzden kaldırma kuvvetinin tanımlarına çok dikkat ediyorsun bak Özellikle ben bu tanımların yanına ünlem işareti koyacağım daha iyi aklında kalabilmesi için kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değişen akışkanın ağırlığına eşittir Peki bu bilgide ben ne demek istiyorum ya hocam tam anlayamadım yeri değişken akışkanın ağırlığı ne demektir hemen şöyle göstereyim. Diyelim ki elimizde bir kap var öyle değil mi? Daha sonrasında bu kapın içerisinde belli bir miktar su var. Ben bu kabın içerisine dışarıdan bir cisim attığımda dışarıdan bir cisim attığımda ne olmasını bekliyorum? Buradaki sıvının bir miktar yükselmesini bekliyorum öyle değil mi? Sıvı burada bir miktar yükselecek. Bak görüyor musun? Yeri değişen akışkan Akışkan önceden bu hizadaydı. Şimdi yukarıdaki hizaya geldi. Yeri değişen akışkan benim dikey çizdiğim çizgiler. İşte buradaki akışkanın ağırlığı bize kaldırma kuvvetini verir. Kaldırma kuvvetiyle ilgili bizim öğreneceğimiz ilk bilgi bu. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım. Burada bizi neler bekliyor? Kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Bir önceki konuda biz basınç konusunu görmüştük. Basınç konusunda sıvı basınç kuvvetini şöyle yazalım. Fs olarak tanımlıyorum. Yani sıvı basınç kuvveti anlamında. Nasıl tanımlamıştık biz? Ve <laughs> sıvı basınç kuvvetini HDGS şeklinde tanımlamıştık. Öyle değil mi? Burada ben kaldırma kuvvetinin formülünü paylaşacaktım sizlerle. Ancak kaldırma kuvvetinin formülüne bakın halen daha girmiyorum. Şöyle H çarpı D çarpı G çarpı S şeklinde biz sıvı basınç kuvvetini bulabiliyoruz. Öyle değil mi? Yani sıvının içerisinde cisim hangi derinlikte bulunuyorsa h çarpı sıvının yoğunluğu çarpı G yani yer çekimi ivmesi çarpı yüzey alanı. Bakın bu ifadeyi birbiriyle çarptığımızda sıvı basınç kuvvetini hesaplamış oluyoruz. İşte bu sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi bize kaldırma kuvvetini verecektir. Mesela bakın buradaki görsele çok dikkat edin. Buradaki cisim bir sıvının içerisine daldırılmış. Bu cisim sıvının içerisine daldırıldığında soldan sağdan yukarıdan ve aşağıdan sıvı basınç kuvvetleri etki ediyor. İşte bu sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi de bize kaldırma kuvvetini verir. Yani atıyorum bakın rakam verelim. Akılda daha kalıcı olsun. Mesela diyelim ki burada bir 5 F'lik sıvı basınç kuvveti var. O zaman burası da mutlaka 5 F olmak zorunda. Çünkü sıvı basınç kuvvetini HDGS ile tanımlıyorum. Derinlikler ve yüzey alanları aynı olduğu için buralar 5 F'e 5 F olur. Ancak buraya geldiğimizde burası daha derinde olduğu için mesela buraya biz şöyle 8 F diyelim. Yukarısı ise daha az derinde olduğu için buraya da 3 F diyelim. Soruda bize sıvı basınç kuvvetlerini vermiş olsun. İşte bu kuvvetlerin bileşkesi kaldırma kuvvetidir. Yani FK eşittir benim yazdığım bu rakamlara göre. Buradaki 5 ile buradaki 5 birbirini götürür. 8 ve 3'ün farkını aldığımızda da kaldırma kuvvetini burada 5F yukarıya olarak bulmuş oluruz. Anlaşıldı mı? Aynı zamanda kaldırma kuvvetinin bir de formülünü hatırlayalım. Kaldırma kuvvetinin bakın formülü burada bize verilmiş. Hemen yazalım buraya. FK eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde biz kaldırma kuvvetinin formülünü burada buluyoruz. Burada V batan dediğimiz şey cismin batan hacmidir. Cismin batan hacmi kaldırma kuvvetinin bulunmasında önemli. Ardından D sıvı dediğimiz kavram ise sıvının yoğunluğu yani sıvının öz kütlesi de diyebiliriz. G ise çekim ivmesidir. Yani G'yi genelde zaten 10 metre bölü saniye kare olarak sorularda alıyoruz. Şimdi bakın bu ifadeyi yorumlamak da çok çok önemli. Yani kaldırma kuvveti nelere bağlıymış? Cismin batan hacmine bağlıymış. Aynı zamanda sıvının yoğunluğuna bağlı. Bir de gezegenin çekim ivmesine bağlı. Atıyorum aynı derinlikte olsun bir cisim ve aynı sıvının içerisinde olsun. Dünyada etki eden kaldırma kuvvetiyle ayda etki eden kaldırma kuvveti değil mi? Birbirinden farklı olur. Buradaki küçük g bize bunu söylüyor. Yani yer çekimi ivmesi değiştiği zaman kaldırma kuvvetinin değerinin de değişebileceğini söylüyor. Kaldırma kuvvetini hesaplarken kullanacağımız formül v batan çarpı d sıvı çarpı g formülüdür. Şimdi geçelim bakalım başka neler öğreniyoruz? Kaldırma kuvvetiyle ilgili neler öğrenmiştik? Tekrardan hatırlıyoruz. Şimdi sıvı yüzeyine bırakılan cisimlerin denge durumlarını görüyoruz. Bir cisim bir sıvının yüzeyine bırakılan kaldığında üç farklı şekilde dengede kalabilir. Ya yüzer, yüzme durumunda gördüğün gibi cismin bir kısmı sıvının içerisinde, bir kısmı sıvının dışarısında. Biz buna yüzme durumu diyoruz. Cisim ya askıda kalır, tamamı sıvının içerisinde ancak Alt kısmı tabana değmiyor. Buna askıda kalmak denir. Veya cisim batabilir. Tamamı sıvının içerisinde ve en alt kısmı da zemine değiyor. Buna da biz batma durumu diyoruz. Şimdi bu üç tane farklı duruma göre bizim yapacağımız farklı farklı yorumlar olacak. Hemen cismin yüzme durumundan başlayalım. Eğer cisim yüzüyorsa. Cisim yüzüyorsa burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Burada cismi etki eden kuvvetleri göstermek önemli. Bakın bir kaldırma kuvveti sorusunu doğru çözebilmek için mutlaka cismi etki eden kuvvetleri göstermemiz gerekiyor. Şimdi buraya baktığında bu cismi etki eden kaldırma kuvveti nedir? Ya da bu cismi etki eden kuvvetler nelerdir? Hemen bunlara bir bakalım. Her zaman cismin yerin merkezine doğru bir ağırlığı vardır. Bir akışkanın içerisinde ise Biraz önce tanımda söylemiştik. Ağırlığa zıt yönde etki eden bir kaldırma kuvveti vardır. E bu cisim iple bağlı değil. Zemine değmiyor. Yanlara değmiyor. O yüzden bu cismi etki eden başka bir kuvvet yoktur. O yüzden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Ve aynı zamanda burada sıvı cismi yüzdürebildiği için sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden mutlaka daha fazladır. Bakın bunlara da ünlem işareti koyuyoruz. Çünkü karşımıza sıklıkla çıkacak bunlar. Eğer cisim Bizim askıda kalıyorsa ne oluyor? Hemen buna bakalım. Yine yukarıya doğru kaldırma kuvveti aşağı tarafa doğru cismin ağırlığı var. Cismi etki eden başka bir kuvvet de yok. Bu yüzden yine kaldırma kuvveti nedir? Cismin ağırlığına eşittir. Ve burada sıvının öz kütlesi ile cismin öz kütlesi kesinlikle birbirine eşit. Peki cisim batıyorsa ne oluyor? Bak buraya çok dikkat et. Bir kere cismin her zaman yerin merkezine doğru bir ağırlığı var. Bak bu bütün durumlarda var zaten. Bir akışkanın içerisinde olduğu için bütün durumlarda ağırlığa ters yönde bir kaldırma kuvveti var. Ancak burada cisim yüzeye değdiği için hemen 9. sınıf konularını hatırlıyoruz. Her etkiye karşı bir tepki vardır. Yani buradaki cisim yüzeye bir etki uyguluyor. Bu yüzden yüzeyden de cisme doğru bir tepki kuvveti olacaktır. Bundan dolayı kaldırma kuvveti ve n g'ye eşittir. Hemen şuraya yazalım. Yukarıya doğru olanlar aşağıya doğru olanlara eşit. Cisim çünkü dengede. Bu yüzden Fk arsa'n eşittir G kadardır. Buraya baktığımızda bakın kaldırma kuvveti tek başına ağırlığa eşitti. Ancak sağ tarafta kaldırma kuvveti yanına tepki kuvvetini alarak ağırlığa eşit olmuş. Yani burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığından daha küçüktür ve cisim yere değdiği için yani battığı için sıvı onu yüzdüremediği için sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden daha küçüktür. Bakın bu 3 tane bilgi kaldırma kuvveti için çok çok önemli. Yani kaldırma kuvvetinde sadece şu formüle bağlı kalmayın. V batan çarpı d sıvı çarpı g formülünü kullanarak bütün soruları çözemezsin. Mutlaka kaldırma kuvvetiyle ilgili diğer tanımlamaları da bilmen gerekir. Mesela atıyorum derse ki bize m eşittir 3 kilogram kütleli bir cisim için yorumlarını yap. Şimdi sadece bize cismin kütlesini verirse o zaman biz bu formülü nasıl yazabiliriz? Cismin kütlesi 3 kilogramsa sol tarafta nedir? Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Ağırlık nasıl bulunur? Hemen büyük G'yi yazalım. Kütleyi 10'la çarparak öyle değil mi? Çünkü ağırlık mg'dir. Kütleyi yani 3'ü 10'la çarptığımızda ağırlık kavramına geçmiş oluyoruz. Yani 30 Newton bulmuş oluyoruz. Şimdi sol taraftaki cisim için kaldırma kuvveti nedir? 30 Newton'dur. Çünkü kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. E ortadaki cismin de atıyorum kütlesi 3 kilogramsa o zaman burası için de kaldırma kuvveti nedir? 30 Newton'a eşittir. Ancak buraya baktığımızda kaldırma kuvveti cismin ağırlığından daha küçüktür. Yani kaldırma kuvveti küçüktür. 30 Newton'dan. Anlaşıldı mı? Yani bize cismin tek başına kütlesini verirse o zaman ne yapmamız gerekiyor? Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit mi değil mi bunu kullanmamız gerekiyor. Bütün soruları buradaki formülden çözemeyiz. Bu yüzden kaldırma kuvveti ile ilgili diğer tanımlamaları da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir de Karşımıza kaldırma kuvveti sorularında taşırma kabı örnekleri çıkıyor. Mesela buraya bakalım. Taşırma kabına atılan cisim batan hacmi kadar sıvı taşırır. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Atıyorum bu cismin hacmi 2V. Şöyle gösterelim. Sol tarafta yüzme durumunda V kadarı içeride V kadarı dışarıda kalmış. Yani bir cisim böyle V kadarı içeride V kadarı dışarıda kalacak şekilde dengede kalıyorsa taşırma kabında taşırma kabından dışarıya V kadarlık sıvı taşırmıştır. Taşırma kabından dışarıya 2V kadar sıvı taşırmıştır. Taşırma kabından dışarıya yine aynı şekilde 2V kadar sıvı taşırmıştır. Yani cismin ne kadarı batıyorsa dışarıya o kadar sıvı taşırır. Taşan sıvının ağırlığı daima kaldırma kuvvetine eşittir. Bak, kaldırma kuvveti ile ilgili bir tanımlama daha geldi. Yani soruları bize bu şekilde taşırma kabı üzerinden de sorabilir. Bunların da örneklerini göstereceğim zaten. Taşan sıvının ağırlığı daima kaldırma kuvveti kadardır. Buraya baktığımızda kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit öyle değil mi? Biraz önce yüzme durumunda görmüştük. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitti. Bat, e, askıda kalma ve yüzme durumunda kaldırma kuvveti daima cismin ağırlığına eşit. O yüzden burada baktığımızda kapta herhangi bir ağırlaşma olmaz. Çünkü dışarıya ne kadar? Kaldırma kuvveti kadar sıvı taştı. Kaldırma kuvveti kadar sıvı girdi. E gelen gideni eşit. O yüzden bir denge var. Kap herhangi bir şekilde ağırlaşmaz. Ancak buraya baktığımızda kaldırma kuvveti doğrudan sıvının ağırlığına eşit değil. O yüzden batma durumunda kapta ağırlaşma olur. Bunlar da yorum olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi bir de dalgalar konusuna bakalım. Dalgalar konusunu hatırlayalım hemen. Dalgalar neydi? Oluşturulan bir titreşim hareketinin esnek bir ortamda meydana getirdiği şekil değişikliğini biz dalga diyoruz. Dalganın esnek ortamda yayılmasına ise dalga hareketi diyoruz. Bakın şuraya kadar olan kısım önemli. Hemen şuraya kadar olan kısımla ilgili size bütün detayları paylaşmak istiyorum. Genelde öğrenciler fiziğin böyle sözel kısımlarında çok sıkılıyor. Hemen sardırıyor. Çarpı 5x hızla izliyor. Çarpı 5x diye bir hız değeri yok ama mümkün olsa eminim. Çarpı 5x hızda izleyecek arkadaşlarımız da var. Ancak buralara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani fizik sadece sayılardan ibaret değil. Sadece formüllerden ibaret değil. Okuldaki öğretmenimiz bize 1 2 üçlü öncüllü sözel sorular sorabilir. Belki bazı arkadaşlarınızın öğretmeni boşluk doldurmalı, yorum yapmalı ya da <laughs> bilgiye dayalı sorular verebilir. O yüzden buradaki kısmı iyi dinlemek gerekiyor. Aynı zamanda matematiksel işlemli soruları çözmenin de en kolay yöntemi konunun temel mantığını, temel kavramlarını iyi anlamaktır. Yani dalgalara bütün detaylarıyla değinmek istiyorum. Karşınıza çıkacak dalgalarla ilgili bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çünkü dalgalarda zaten matematiksel hesaplamalı bir iki tane yer var. Onun dışında dalgalar sözel ve yoruma dayalı bir konu. O yüzden okuldaki sınavınızda muhtemelen sözel sorularla karşılaşacaksınız dalgalar konusunda. Şimdi dalgalarla ilgili olarak bizim bilmemiz gereken ilk kavram titreşim. Titreşim nedir? Titreşim hareketi dediğimiz bir hareket çeşidi var. Biz bunu 9. sınıfta öğrendik hareket çeşitlerinde. Titreşim hareketi iki nokta arasında tekrar eden, iki nokta arasında gelip giden harekete biz titreşim hareketi diyoruz. Örneğin ben bu kalemi şöyle aldım elime şu şekilde bakın. Sola, sağ, sola, sağ, sola, sağ hareket ettiriyorum. Şu anda bu kalemin yaptığı hareket bir titreşim hareketidir. Veya kalemi sayfa düzlemine doğru bakın şöyle dokundurup çekiyorum. Dokundurup çekiyorum. Bu bir titreşim hareketidir. Veya salıncakta sallanan bir çocuk sürekli ileri geri ileri geri hareket ediyor. Bu da bir titreşim hareketidir. Veya arının, sineğin, kuşların kanatlarını çırpması yine titreşim hareketine örnektir. Titreşim hareketi neydi? Tekrar söylüyorum. İki nokta arasında tekrar eden hareket titreşim hareketidir. Peki biz bu titreşim hareketini niye öğrendik? Niye bu kadar anlattım ben size? Titreşim hareketi sonucunda ortama enerji aktarılıyorsa biz buna dalga diyoruz. Şimdi titreşim hareketi sonucunda ortama enerji aktaralım. Mesela burada gergin bir ip var. Gergin bir ipi titreştirdiğimizde yani elini şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı bak bu yaptığım hareket ne bir titreşim hareketi öyle değil mi gergin bir ipi bu şekilde titreştirirsen yukarı aşağı hareket edersen burada dalga oluşur yani ortama enerji aktarılır bak sen buradan bir enerji verdin bu enerji ne yaptı burada sol tarafa doğru ilerledi yani bir noktadaki titreşim sonucunda Ortama enerji aktarılıyorsa biz buna dalga diyoruz. Veya biz bunu su dalgaları üzerinde görelim. Su dalgalarını da görebilmek için durgun bir su birikintisine ihtiyacımız var. Durgun bir su birikintisine parmağını şu şekilde bandırdın, çıkardın. Bandırdın, çıkardın. Etrafa halka halka dalgalar yayılmaya başlayacaktır. Yani senin bak bu bölgede oluşturduğun titreşim ortama enerji olarak yayıldı. Biz buna dalga hareketi diyoruz. Yani titreşim hareketi sonucunda ortama enerji aktarılıyorsa buna dalga denir. Eşit zaman aralıklarında ard arda oluşturulan dalgalara periyodik dalga denir. Yani önümdeki durgun su birikintisine parmağımı sürekli böyle bu şekilde bandırdım, çıkardım, bandırdım, çıkardım. Etrafa arka arkaya halkalar yayılır. İşte biz buna periyodik dalgalar diyoruz. Dalga hareketi sonucunda ortam veya moleküller ilerlemez. Bakın burası çok çok önemli bir bilgi. Bu sıklıkla karşınıza çıkacak bir bilgi. Dalga hareketi sonucunda ilerleyen şey bakın buradaki şekil değişikliği sonucunda burada ilerleyen şey enerjidir. Kesinlikle moleküller, tanecikler, ortam kesinlikle bir yerden bir yere doğru gitmez. Yani atıyorum buradaki gergin bir ipin şuradaki bölgesine ben bir kurdele bağladım şöyle gösterelim bir fiyonk bağladım veya boyalı kalemimle burayı çizdim. Daha sonrasında bu ipi dalgalandırdım. E buradaki kurdele bulunduğu noktadan bir yere doğru hareket eder mi? Etmez. Bu yüzden dalga hareketi sonucunda ortam veya moleküllerin ilerlemediğini söyleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Dalgalarla ilgili temel kavramlarımıza bakalım. Dalgalarla ilgili temel kavramlarımıza baktığımızda dalganın Denge noktasına göre en yüksek olduğu yere tepe noktası, en alçakta olduğu yere ise çukur noktası diyoruz. Ardışık iki tepe arası ya da ardışık iki çukur arasındaki mesafe bize dalga boyunu verir. Bakın ardışık diyorum. Yani buradan bir tane tepe seçtim, buradan bir tane tepe seçtim değil. Seçtiğin tepe noktasından sonra karşına çıkan ilk tepe noktasını işaretliyorsun ve ikisi arasındaki mesafe bize dalga boyunu verir. Veya aynı şey çukur içinde geçerlidir. Bir tepe bir çukur arasındaki mesafe lambda bölü 2 yani dalga boyunun yarısı kadardır. Ardından buradaki yataydaki mesafe dalganın genişliğidir ve en ön önemli kavramdan bir tanesine geliyorum. Bakın burası bizim denge noktamız. Denge noktasına en uzak olduğumuz yerler bizim genlik yerlerimizdir. Yani dalganın yüksekliğine biz genlik diyoruz. Peki genlik ne demektir? Hemen yanına şöyle kocaman yazalım. Genlik demek gençler enerji demektir. Dalganın genliği dalganın taşıdığı enerjiyi temsil eder. Yani dalganın yüksekliği dalganın denge noktasına en uzak olduğu mesafe bize dalganın taşıdığı enerjiyi temsil eder. Atıyorum deniz kıyısında oturduğunda şöyle dalgalar geliyor değil mi bak minik minik dalgalar geliyor. Bunlar hiç rahatsız etmiyor seni adeta ayağına masaj yapılıyormuş gibi oluyor. Ancak tsunamiyi düşündüğünde böyle kocaman dalgalar geliyor. Peki bu kocaman dalgalar seni rahatsız ediyor mu? Ediyor. Çarptığı zaman evleri bile yıkan dalgalardır. Niye? Çünkü bu adamların enerjisi çok çok fazla. Şimdi devam ediyoruz. Dalgalarla ilgili temel kavramlara. Periyot, frekans ve hız kavramlarına geliyoruz. Şimdi periyot, frekans ve hızın ilk önce tanımlarından bahsedelim. Periyot dediğimiz kavram bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Frekans bir saniyedeki dalga sayısıdır. Bak tanımlara dikkat edersen biri diğerinin tersi. Yani biz frekansı biliyorsak 1 bölü f bize periyodu verir. Veya periyodu biliyorsan 1 bölü t bize frekansı verir. Peki t nedir f nedir hemen onlardan da bahsedelim. F frekans yazıyoruz buraya. T nedir onu da buraya yazalım. T ise periyottur. Periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Frekans ise bir saniyedeki dalga sayısıdır. Şimdi bu frekans ve periyot nelere bağlı? Çünkü sorularda karşımıza hep geliyor bu. Frekans artmıştır, azalmıştır, sabit kalmıştır gibi bilgiler sürekli karşımıza çıkıyor. Frekans ve periyot sadece dalganın kaynağına bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans ve periyodun da değişmediğini göreceksin. Yani kaynaktan kastımız ne? Su dalgalarını düşünelim. Parmağımı böyle bandırıp çıkartıyorum. Bandırıp çıkartıyorum. Şu anda kaynak ne? Benim parmağım öyle değil mi? Ben bu parmağım yerine başka bir parmak kullanmadığım sürece veya bu kaynağı söküp başka bir kaynak takmadığım sürece frekans ve periyot asla değişmez. Ardından dalganın yayılma hızına bakalım. Dalgaların yayılma hızını da gençler x eşittir vt'den bulabilirsin. x eşittir vt'ye göre dalgalarda mesafe nedir? Lambda daha sonrasında V dalganın yayılma hızı T ise periyot olarak alınabilir. Yani buradan V eşittir lambda çarpı F dediğimiz meşhur denklemi yazabilirsin. Peki F nereden geldi? T dediğimiz şey 1 bölü F ya. Karşıya attığımızda lambda çarpı F şeklinde karşımıza geliyor. Yani dalgaların yayılma hızıyla ilgili bizim kuracağımız denklem lambda çarpı F. Yani dalga boyuyla frekansı çarptığımızda dalganın yayılma hızını hesaplamış oluyoruz. Peki dalganın yayılma hızı neye bağlı? Dalganın yayılma hızı ortama bağlı. Ortam değişmediği sürece dalgaların yayılma hızı da kesinlikle değişmez. O yüzden buraya böyle kocaman bir ortam yazmak istiyorum. Peki ortamdan kastımız ne? Bundan da bahsedelim. Ben bu konunun konu anlatım kısmını yaptığımda yani e, birkaç video öncesinde arkadaşımızın biri yorumlara yazmış. Hocam ortamdan kastımız nedir? Tam olarak anlayamadım diye belirtmiş. Şu anda ben onu detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Ortamdan kastımız ne? Mesela atıyorum bizim elimizde gergin bir ip var. Bu gergin bir ipin her noktasının İnceliği, kalınlığı hepsi birbirine eşit. O yüzden burada bir ortam değişikliği olmaz. Ancak ipin sağ tarafı daha kalınsa, şöyle gösterelim. Sağ tarafı daha kalın olsun. Sol tarafı biraz daha ince olsun. Bak şimdi sen buradan titreşim hareketini yaptığında dalga enerjisi sağ tarafa doğru giderken ortam değiştiriyor. Yani ince olan yerden kalın olan yere geçiyor. Böyle bir şey varsa dalganın hızı değişir ancak bütün her yerinin uzunluğu aynıysa bütün her yerinin kalınlığı aynıysa o zaman ortam değişmiyor. Ortam değişmediği sürece dalganın yayılma hızı değişmez. Mesela atıyorum su dalgalarından örnek verelim. Su dalgalarında ortamdan kastımız nedir? Su dalgalarında ortamdan kastımız derinliktir. Mesela bir dalga derinden sağa doğru gelebilir, değil mi? Yazın deniz kenarlarında oturduğumuzda deniz kenarlarındaki dalgalara baktığımızda çok çok derinden deniz kıyısına doğru geldiğini görüyoruz. Yani derinlik değiştiğinde ortam değişiyor. E su dalgalarında ortamdan kastımız ne? Derinlik. Şimdi ses dalgalarını düşünelim. Ses dalgalarında ortamdan kastımız ne? Ses, hava, sıvı, gibi ortamlarda ya da katı gibi ortamlarda yayılabiliyor. Yani suda yayılıyor. Daha sonrasında metal ortamlarda yayılıyor. Daha iyi bir şekilde yayılıyor. Öyle değil mi? Şimdi bunlar arasında geçiş yaptığı zaman ortam değişmiş olacak. Yani ortamdan kastım bu. Ortam değişmediği sürece dalganın yayılma hızı kesinlikle değişmez. Yani buna çok dikkat ediyorsun. Eğer ortamda değişiklik yoksa dalganın yayılma hızı sabittir. Yani sana soru da atıyorum. Bak bir tane böyle dalga verdi bir tane böyle dalga verdi. Eğer ikisi de aynı ortamdaysa kesinlikle ve kesinlikle bunların yayılma hızları birbirine eşittir. Buna çok çok dikkat edin. Sorularda en çok yapılan, en çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi. Şimdi devam edelim. Dalgaların sınıflandırılması var. Dalgalar titreşim doğrultusuna göre ve taşıdığı enerjiye göre iki başlık altında incelenir. Titreşim doğrultusuna göre enine dalgalar ve boyuna dalgalar olarak karşımıza geliyor. Enine dalgalar nelerdir? Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Yani gergin bir ip düşün. Şöyle gergin bir ip düşün. Biz bu ipi yukarı aşağı titreştirdiğimizde burada oluşan dalga ne tarafa doğru gidiyor? Sağ tarafa doğru gidiyor, değil mi? Bak. Burada çizdiğim titreşim Dalganın ilerleme yönü de burası. Şimdi bu ikisi birbirine dik. Bu şekilde birbirine dik oluyorsa biz buna enine dalgalar diyoruz. Ancak titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralelse biz buna boyuna dalgalar diyoruz. Bunun içinde mesela bir e, renkli yay düşünün. Çocukken aşağı yukarı herkes oynamıştır. Şöyle renkli yaylar vardır. Böyle yukarı kaldırırsın, aşağı indirirsin. Yayı böyle sıkıştırırsın, gerersin vesaire. Şimdi bu renkli yaylarda titreşim hareketi nasıl? Böyle yukarı aşağı, değil mi? Peki yay ne yapıyor? O da yukarı aşağı hareket ediyor. Biz bu tarz dalgalara boyuna dalgalar diyoruz. Peki enine dalgalar nelerdir? Deprem, yay, su ve elektromanyetik dalgalar. Bunlar nedir? enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgalardan kastımız buraya kocaman yazayım ışık. Işık ve ışığın bütün sülalesi. Yani soruda sana der ilk ışını der, daha sonrasında gama ışını der, daha sonra kızılötesi ışını der. Yani içerisinde ışın, ışık lafı geçen şeyler elektromanyetik dalgalardır ve bunlar enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar sadece enine dalgalardır. Boyuna dalgalara baktığımızda deprem, yay, su ve ses dalgaları bunlar boyuna dalgalardır. Burada da ses dalgaları sadece boyuna dalgalardır. Gördüğün gibi deprem, yay ve su dalgaları bunlar hem enine hem de boyuna dalgalardır. Sorularda karşınıza çıkar bakın dikkat edin. Boşluk doldurma olsun, test sorularında olsun mutlaka bu enine hangisi, boyunu hangisi bunları bilmen gerekiyor. Enine dalgaları hakkında şöyle tutacaksın. Elektromanyetik yani ışık enine dalga. Ardından boyuna dalgalar ses. Bunun dışında ne görüyorsan hem eninedir hem boyunadır. Her iki tarafa da biz bunu yazabiliriz. Kafanda bu şekilde kodlayabilirsin. Şimdi taşıdığı enerjiye göre dalgalar. Bunlar Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki başlıktadır. Mekanik dalgalara baktığımızda bu adamların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani maddenin olmadığı yerde yayılamazlar. Yani altına şöyle yazıyorum ben. Uzay boşluğunda yayılamaz. Böyle çarpı atalım üstüne. Uzay boşluğunda yayılamayan, yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyulan dalgalara biz mekanik dalgalar diyoruz. Bunlar deprem yay, su ve ses dalgalarıdır. Uzay sessizdir. Ne kadar bağırırsan bağır kimseye sesini duyuramazsın. Çünkü ses bir mekanik dalgadır. Maddenin olmadığı yerde yani uzay boşluğunda yayılamaz. Peki elektromanyetik dalgalar. Radyo dalgası, mikro dalga, kızıl ötesi ışın, x ışını, gama ışını altına şöyle ekleyelim. Görünür ışın. Bunların hepsi elektromanyetik dalgalara örnek olarak verilebilir. Şöyle ufak bir parantez açmak gerekirse radyo dalgaları bizim iletişim için kullandığımız dalgalardır. Yani televizyonlarımızda, telefonlarımızda kullandığımız dalgalar radyo dalgalarıdır. Mikro dalgalara baktığımızda ise mikro dalga fırınlar var değil mi? Yemeklerimizi ısıtmak için kullandığımız dalgalar mikro dalgalardır. Kızılötesi ışık dediğimiz ışık bunlar ise Termal kameralarda kullanılan elektromanyetik dalgalardır. X ışını ve gama ışını bunlar çok yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır. Özellikle gama ışınları çok yüksek enerjilidir. Kanser hastalarının tedavisinde kullanılır. Kanserli hücreleri yok etmek amacıyla kullanılır. Burada bir de şunu bilmen gerekiyor. Bak radyodan gama ışınına doğru gidildikçe Radyodan gamaya doğru bak görünür işe ben sonradan ekledim. Radyodan gamaya doğru gidildikçe enerji artar. Bu adamların taşıdıkları enerji radyodan gama ışınlarına doğru gittikçe çok ciddi miktarda artar. Bunu da böyle not olarak buraya ekleyelim. Şimdi dersimize devam edelim. Atmalarla dersimize devam ediyoruz. Atma ne demektir? Atma oluşturulan tek bir tane dalga demektir. Yani gergin bir ip üzerinde bizim oluşturduğumuz tek bir tane dalga. Yani bir kere bakın gergin bir ipi bir kere şöyle yukarı aşağı hareket ettirdim. Tek bir tane dalga oluşur. Oluşan bu tek bir tane dalgaya biz atma diyoruz. Peki bu atmanın yayılma hızı nelere bağlıdır? F bölümü dediğimiz ifadeye bağlıdır. F nedir burada? Kuvvet. Kuvvet mü ise yayın birim uzunluğunun kütlesi. E birim uzunluğunun kütlesi de m bölü l ile yazılır. Yani bu adamın yayılma hızı uygulanan kuvvete, kütleye ve uzunluğa bağlıdır. Daha çok kuvvet uygularsak artar. Kütle ile baktığımızda nedir? <laughs> doğru orantılı uzunlukla ters orantılıdır mü. Daha sonrasında mü'nün kendisi de yayılma hızıyla tabii ki de ters orantılıdır. Yalnızca bunları bilmemiz gerekiyor. Bak yine altına bir yıldırım işaretiyle not olarak düştük. Atmaların da yayılma hızı neye bağlıdır? Ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece kesinlikle değişmez. Aynı yay üzerinde oluşturulan atmaların hızları eşit büyüklüktedir. Atmaların hızı atmanın şekline, genliğine ve genişliğine bağlı değildir. Şimdi ne demek istiyor bize burada? Atıyorum bir tane böyle atmam var. Bir tane de ben şöyle bir atma çizeyim ben. Bu şekilde titreştirdim. Eğer ikisi de aynı ortamdaysa kesinlikle bu adamların yayılma hızları birbirine eşittir. Veya bir tanesi şöyle dar olsun bir tanesi gep geniş olsun. Kesinlikle etkilemez. Ortam değişmediği sürece atmaların dalgaların yayılma hızları değişmez. Şimdi geçelim atmaların yansıması. Atmalar bir engelle karşılaştığında eğer sabit uçla karşılaşıyorsa takla atarak geri dönerler. Serbest uçla karşılaşıyorsa ise geldiği gibi tekrardan geri döndüğünü göreceksin. Sabit uçtan kastımız şu gergin bir ipi bir noktaya böyle kör düğüm atarsak orası sabit uç olur. Ve bu atma sabit uçla karşılaştığında takla atıp geri döner. Ancak serbest uçta ise bu Gergin ipi bir halkaya, halkayı da bir çubuğun içine geçiriyoruz. E bu çubuğun içinde bu halka rahatça hareket eder. Mantık oradan geliyor. O yüzden serbest uç ve bu halkaya çarptığında atma geldiği gibi tekrardan geri döndüğünü göreceksin. Şimdi dalgalar ortam değiştiğinde ne oluyor? Atmalar ortam değiştiğinde ne oluyor? Buna bakalım. Şimdi biraz önceden beri hep ortam, ortam, ortam diyoruz. Ortamdan kastımız nedir? Buradaki görselde daha iyi anlayacaksın şimdi. İnce yaydan kalın yaya doğru hareket eden bir atma tam bu O noktasına geldiğinde yani kalın yayla karşılaştığında kendisi takla atarak yansır ve sağ tarafa da bir iletilen atma olur. Şimdi bakın tekrardan üzerinden geçiyoruz. İnce'den kalın yaya doğru gelirken kendi şekli şemali neyse yani şu anda baş yukarı değil mi? Aynen baş yukarı olacak şekilde sağ tarafa bir atma iletir. Kendisi ise takla atarak yansır. İnceden kalın yaya doğru geçerken şuradaki o noktası sabit uç etkisi yaratmaktadır. Buna dikkat. Peki neler oluyor burada? Şimdi burası ince yay, burası kalın yay. İnce yayda hareket edenler nedir? Daha hızlıdır. O yüzden gelen atmanın hızı, yansıyan atmanın hızı aynı ortamda oldukları için birbirine eşittir. Ve bu adamlar ince yayda olduklarından dolayı kalın yayda hareket eden iletilen atmaya göre daha hızlıdır. E daha hızlıysa o zaman bu adamların genişlikleri daha fazladır. Daha hızlılarsa o zaman bu adamların aldıkları yollar daha fazladır. Yani bakın şuna çok dikkat edin. D1 ve D2 mesafesine baktığımızda D1 mesafesinin daha büyük olduğunu görüyorsun değil mi? Niye? Çünkü burada yansıyan atma nerede hareket ediyor? ince yayda yani bu adam daha hızlı. O noktasında aynı anda karşılaştıktan sonra yansıyan atma daha hızlı olduğu için daha fazla yol alır. Bu yüzden D1 D2'den daha fazladır. Şimdi bu durumun tam tersini görelim. Kalın yaydan ince yaya doğru hareket ediyoruz. Bu sefer buradaki O noktası serbest uç etkisi yaratır. Yani gelen atma geldiği gibi tekrardan geri döner ve sağ tarafa da kendi şekli şemali neyse aynen bunu iletir. Kalın yayda hareket edenler daha yavaştır, daha az yol alırlar. İnce yayda hareket edenler daha hızlıdır, daha fazla yol alırlar. Burada iletilen atmaya baktığımızda yani D2, D1'den daha fazla. Çünkü adam ince yayda hareket ediyor, daha hızlı hareket ediyor. Sorularda bunlar da karşına gelecek. Dikkat et atmaların birbiri içerisinden geçişi. Eğer iki tane baş yukarı atma birbiri içerisinden geçiyorsa veya iki tane baş aşağı atma. Baş aşağı atmalarda da bu geçerlidir. Bu adamlar birbirlerini güçlendirirler. Anlık olarak genliklerinin toplamı kadar gözükürler. Biz buna yapıcı girişim diyoruz. Baş yukarı atmalar da aynı şekilde birbirlerini güçlendirirler. Buna yapıcı girişim diyoruz. Ancak bir baş yukarı, bir baş aşağı karşılaşıyorsa bak. Bir baş yukarı, bir baş aşağı ve bu adamların genlikleri eşitse, yani burası y, burası da y ise, aynı matematik işleminde olduğu gibi bunlar birbirlerini götürür ve anlık olarak düz çizgi gözükürler. Şimdi gelelim su dalgalarına. Su dalgalarına baktığımızda su dalgaları gençler iki çeşittir. Bunlardan bir tanesi doğrusal su dalgalarıdır. Bir tanesi ise dairesel su dalgalarıdır. Doğrusal su dalgaları şöyle elde edilir. Önümüzde durgun bir su birikintisi var. Durgun bir su birikintisine atıyorum bir cetveli şöyle yatay olacak şekilde bandırdık çıkardık bandırdık çıkardık. Oluşan dalgalar nedir? Dümdüz karşı tarafa doğru yayılır. Buna biz doğrusal su dalgaları diyoruz. Doğrusal su dalgalarında bu kesikli çizgiler çukur noktalarını düz ve kalın olan çizgiler ise tepe noktalarını temsil eder. Burada kesikliden kesikliye bir dalga boyu alabilirsin veya kalından kalına bir dalga boyu alabilirsin. Şimdi gelelim dairesel su dalgalarına. Dairesel su dalgalarında ise durgun bir su birikintisine parmağımızı böyle bandırıp çıkardığımızda ne oluyordu? Bu sefer dairesel yayılıyor. Daireselde de aynı mantık. Kesikli olanlar tepe, burada kalın olarak gösterilenler ise bize çukur noktalarını gösterir. Pardon, tam tersi. Hemen tekrardan üzerinden geçelim, hata yapmayalım. Kesikli olanlar çukurdur şöyle çukur diye yazalım. Kalın olarak çizilenler ise bize tepe noktalarını gösterir. Yani sorularda biz dalga boyunu bakın buralardan anlayacağız. Buralardan yorumlayacağız. Şimdi su dalgalarının yansımasına gelelim. Eğer düz bir su dalgası düz bir engelle karşılaşıyorsa ne yapacaktır? Dalga geldiği gibi tekrardan geri yansıyacaktır. Ne demek istiyoruz bu geldiği gibi geri yansırdan? Hemen göstereyim. Ben bunu su dalgaları konusunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi bakalım. Bak bu dalganın tam ortasındaki çizgi dalganın bize ilerleme yönünü gösterir. Dalganın ilerleme yönünü şöyle çizelim. Engele çarptığı noktadan engele dik olacak şekilde bir normal çiziyorum. Bak dikkat et. Bizim engelimiz burası. Engele dik çiziyorum. Yani su dalgasının buradaki ilerleme yönü var ya onun dokunduğu yerden engele dik çiziyorum. Burada bu ilerleme yönü engele hangi açıyla geldiyse aynı açıyla tekrardan yansır ve dalgamızın görünümü bu şekilde olur. Şimdi bu düz bir dalganın düz bir engelden yansıması. Peki düz bir dalga burada gördüğün gibi çukur bir engelden yansıyorsa ne olur? Düz bir dalga çukur bir engelden yansırken buradaki çukur engelin şeklini alır. Gördüğün gibi bak, yansıyan dalgalar ne yapmış? Çukur engelin şeklini almış ve Burada bir F noktası vardır. Bu F noktasına çukur engelin odak noktası denir. Ve F noktasını gösterecek şekilde yansır. Bak tekrardan üzerinden geçiyoruz. Düz bir engel, çukur e, düz bir dalga çukur bir engelle karşılaşıyorsa çukur engelin şeklini alır ve oluşan dalgalar kendileri F noktasını gösterir. Ancak düz bir dalga, tümsek bir engelle karşılaşıyorsa bu sefer tümsek engelin şeklini alır ve arka tarafta F'yi gösterecek şekilde yansır. İkisine çok dikkat edin. Merkezden gelen bir dalga yansıdıktan sonra tekrardan merkeze gider. Ardından dairesel bir dalga düz bir engelden yansıyorsa dairesel dalganın merkezi doğrusal engele göre nerede simetrikse bak burada dairesel dalganın merkezinin doğrusal engele göre simetrik olduğu yeri buluyorum. Oradan yayılıyormuş gibi yansır. Ve son olarak yine tekrardan şuraya bakalım. F noktasından çıkan dairesel dalgalar çukur engele çarptıktan sonra düzleşirler. Yani dalga sorularını çözebilmek için bakın burada size verilen 6 tane kuralı iyi bir şekilde bilmen gerekir. Bu 6 tane kuralı bildiğin zaman zaten soruda öğretmenin sana nasıl yansır diyecek. Hemen seçeneklerden uygun olanı işaretleyeceksin bak. Tekrardan üzerinden geçiyoruz. Düz bir dalga, düz bir engelle karşılaşıyorsa, hangi açıyla geliyorsa aynı şekilde yansır gider. Düz bir dalga çukur engelle karşılaşıyorsa çukur engelin şeklini alır ve dalgaların kendisi F'yi gösterir. Düz bir dalga tümsek engelle karşılaşıyorsa tümseğin şeklini alır. Dalgaların uzantısı bak burada kendisiydi. Burada uzantısı. Uzantısı F'yi gösterir. Ardından dairesel bir dalga düz bir engelle karşılaşıyorsa dairesel dalganın merkezinin simetrik olduğu yerden yayılıyormuş gibi yansır. Ve son olarak dairesel bir dalga dairesel bir engelle karşılaşıyorsa kendisi düzleşerek yoluna devam eder. Bakın buradaki 6 tane kural önemli. Şimdi su dalgalarının ortam değişmesine geliyoruz. Su dalgaları ortam değiştiğinde bir kere bu adamların hızlarında bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz. Çünkü dalgaların yayılma hızı neye bağlıydı? Sadece ve sadece ortama bağlıydı. Derin ortamda daha hızlıdır, sığ ortamda daha yavaştır. Yani derinden sığa doğru gidildikçe dalganın hızı ne olur? Azalır hızında bir miktar azalma gözlemlenir. Şimdi buraya baktığımızda V eşittir. Lambda çarpı F denklemini yazıyoruz. Öyle değil mi? Biz ne dedik? Hızı azalır. Peki frekans neye bağlıydı? Kaynağı. Kaynağı söküp takan var mı? Bak frekansla periyotla ilgili yorum yaparken buna bakıyorsun. Kaynağı söküp takan var mı? Yok. Yani F ne olmuş? Sabit. O zaman Londra'nın da ne olması gerekir? Azalması gerekir. Şekle bakıyorsun. Dalga boyu azalmış mı? Azalmış değil mi? Sağ tarafta birbirine daha yakın. Şimdi derinden sağa doğru gelelim. Derinden Sağa doğru geldiğimizde aynısı zaten. Derinden sağa doğru geldiğimizde bakın buradaki olayı yorumlamayı unutmayalım. Ne dedik? Derinden sağa doğru giderken ne oluyormuş? Dalganın yayılma hızı azalıyor. Dalganın yayılma hızı azaldığından dolayı dalga boyu küçülüyor. Gördüğün gibi bak buradaki dalgaların dalga boylarına baktığında tepe tepe noktalarının birbirine çok çok yakın olduğunu görürsün. Şimdi Doğrusal su dalgalarının yayılması ile ilgili olarak bu sefer ortam değiştiğinde dalgalarda bir miktar kırılmalar, bükülmeler var. Ona çok dikkat ediyoruz. Şimdi buraya baktığında derin ortam var, sığ ortam var. Derin ortam için ne demiştik biz? Hızlı. Sığ ortam için ne demiştik? Yavaş. Öyle değil mi? Hızlıdan yavaşa geçerken ne olacak? E dalga bir miktar geride kalacak şimdi. Yani dalga bakın şöyle şöyle gelmek istiyor değil mi? Bak şöyle şöyle gelmek istiyor. E buraya baktığında bak tam şu noktaya geldiğinde şu tepedeki kısım nerede? Derin ortamda. Aşağıdaki kısım nerede? Sığ ortamda. Görüyor musun? Bak sığ ortamda yavaş hareket edildiği için adam bir miktar geride kalmış. Orijinaline göre geride kalmış. Bu hızlıdan yavaşa doğru gidiştir. Ardından buraya bakalım. Sığdan derine doğru ilerleyelim. Yani yavaştan hızlıya geçelim. E, yavaştan hızlıya geçerken de bak dalga böyle olacaktı. Bu parça ne yapmış? öne geçmiş öyle değil mi? Niye? Çünkü derinde. Niye? Çünkü derinde hızlı hareket ediyor. Burası önemli. Şimdi gelelim ses dalgalarına. Ses dalgalarına baktığımızda ses dalgaları ile ilgili bizim bilmemiz gereken ilk kavram sesin yüksekliğidir. Şimdi buraya baktığımızda sesin yüksekliği demek günlük hayatımızda bizim çok çok karıştırdığımız bir kavram aslında. Sesin yüksekliği tamamen sesin frekansına bağlı olan bir değerdir. Yani Frekans artarsa sesin yüksekliği artar ve frekans arttığında biz buna tiz ses diyoruz. Frekans düşük olduğunda sesin yüksekliği azalır ve biz buna pes ses diyoruz. Yani sesin yüksekliği yalnızca frekansla ilgili tiz pes yani ince ses kalın sesle alakalı. Yani sen bir arkadaşına sesini bana yükseltme dediğin zaman aslında yanlış bir kavram kullanıyorsun. Sesin yüksekliği yalnızca incelik kalınlık demek. Peki sesin şiddeti ne demek? Sesin şiddeti demek aslında sesin desibeli demek. Yani sesin taşıdığı enerji demektir. Arkadaşına bağırdığı zaman sana senin rahatsız olduğun şey aslında sesin şiddetini arttırması. Veya telefonlarımızda artı tuşuna bastığımızda arttırdığımız şey nedir? Sesin şiddetidir. Sesin desibelidir. Bu da sadece enerjiye bağlıdır. Ardından rezonans dediğimiz bir kavram var. Rezonans dediğimiz kavram bir ses kaynağından çıkan dalgaların başka bir kaynağı titreştirmesidir. Daha sonrasında Tını ne demektir? Tını dediğimiz kavram ise iki tane müzik aletinde aynı notayı farklı bir şekilde duymamızın sebebi sesin tınısı ile alakalıdır. Ve son olarak yankı. Sesin bir engere çarpıp geri dönmesi olayına biz yankı diyoruz. Bakın burada sesle ilgili temel kavramları tekrardan geçirdik. Sesin yayılma hızı yine ortama bağlıdır. Katılarda daha hızlı, sıvılarda biraz daha yavaş, gazlarda ise en yavaş yayılır. Bir de burada ses dalgalarına özel olarak ses dalgalarının yayılma hızı sıcaklığa bağlıdır da diyoruz. Şimdi geçelim buradaki görsele. Buradaki görsele baktığımızda ise buradaki sıkışık bölgeler dalga tepesini, seyrek olan bölgeler ise bize dalga çukurunu temsil eder. Bak burası seyrek dalga çukuru. Burası sıkışık dalga tepesi. Şimdi sesle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Geçelim deprem dalgalarına. Fay hatları üzerinde biriken enerjinin boşalmasıyla meydana gelen titreşimler deprem dalgalarını oluşturur. Depremle ilgili konuları inceleyen bilim dalına sismoloji, bu alanda çalışan bilim insanlarına ise biz sismolog diyoruz. Depremin büyüklüğünü ölçen cihazı sismograf, depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktaya odak noktası. Odak noktasına en yakın olan dünya üzerindeki noktaya ise biz merkez üssü diyoruz. Bu sınavlarda karşımıza bir boşluk doldurma sorusu olarak gelebilir. Şimdi burada dalgalarla ilgili şuraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Depremin büyüklüğü deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Yani sismograf dediğimiz aletin ölçtüğü şey, bilimsel olan şey depremin büyüklüğüdür. Hani 7.4 diyoruz, 7.6 diyoruz Allah korusun. Bunlar depremin büyüklüğüdür. Sismograf dediğimiz aletle ölçülür ve deprem sırasında ortaya çıkan bir enerji ölçüsüdür. Altında da yazıyor zaten sismografla ölçülür. Peki depremin şiddeti nedir? Depremin şiddeti çevreye verdiği zararla ölçülür. Yani aynı deprem, aynı büyüklükteki deprem, aynı 7.4 bir yeri yerle bir ediyorsa, başka bir bölgeyi ise hiç zarar vermiyorsa, o zaman ne diyoruz biz? Yerle bir olan bölge için depremin şiddeti daha fazladır diyoruz. O yüzden depremin şiddeti ile ilgili şuna dikkat edelim. Depremin şiddeti Allah korusun çevreye verdiği zararın bir ölçüsüdür. Şimdi konuyla ilgili temel kavramlarımızı tekrar ettik. Sizler için hazırladığım yazılı sorularına geçebiliriz. Hemen yazılı sorularına bakalım. Eşit hacim bölmeli X ve Y cisimleri D üst kütleli sıvıda şekil birdeki gibi dengededir. X ve Y cisimleri yapıştırılıp D sıvı üst kütleli sıvıya bırakıldığında D ve D sıvı arasındaki oran ne olur? Kaldırma kuvveti sorusu gördüğümüzde mutlaka cisimlere etki eden kuvvetleri göster arkadaşım. Burada cismin bir ağırlığı var. Etki eden bir kaldırma kuvveti var. Değil mi? Yüzme durumunda ağırlık ve kaldırma kuvveti bunlar birbirine eşitti. O yüzden burada yazalım biz. Kaldırma kuvveti nasıl yazılır x için? Kaldırma kuvvetinin formülü hatırladık hemen. V batan çarpı D sıvı çarpı G öyle değil mi? Şimdi ben bunu x için uyguluyorum. x için V batan V kadar hangi sıvıda D çarpı G? Bu nedir? Kaldırma kuvvetidir ve kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Şimdi gelelim diğerine. Diğerini etki eden kaldırma kuvveti o da bir bölme batıyor. O yüzden bu da VDG diye yazılır. Bu da neye eşittir? Yine cismin ağırlığına eşittir. O yüzden yine GY diye yazarım. Şimdi gelelim sağ tarafa. Sağ tarafa geldiğimde ise bak yine kuvvetleri gösteriyorum. Bu sefer ağırlığım GX artı GY yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var. Şimdi bunu yazalım. F eşittir. Gx artı gy. Şimdi yazıyorum. F nedir? Kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti nasıl yazılır? V batan değil mi? Bak bir bölme batmış. D sıvı çarpı G. Peki Gx artı Gy nedir? Şu ikisini topladığımda ne buluyorum ben? 2 V D G. Hemen şurada yerine yazalım. 2 V D G diye yerine yazalım. V'ler birbiriyle sadeleşsin. G'ler birbiriyle sadeleşsin. Bize D bölü D sıvı oranı soruluyor. He, yani 2'yi ne yapacağız? Karşı tarafa atacağız. Cevabımız buradan 1 bölü 2 olarak bulunacak. Bakın çok çok dikkat edin. Sınavda karşımıza çıkması muhtemel sorulardan bir tanesi. Şimdi geçiyoruz. Buraya bakalım. Bakın bu soru çok çok önemli. Hem taşırma kabı var. Hem bir ip var. Hem kaldırma kuvveti var. Yani içerisinde birçok şeyi barındırıyor. Bak hoca %100 sorar. Üzerine basa basa söylüyorum. Şimdi sorumuza geçelim. Şimdi 3D yoğunluklu cisim iple bağlıyken D yoğunluklu sıvıya daldırıldığında taşan sıvının ağırlığı ve ipteki gerilme kuvveti bunların oranları ne olur diye soruluyor. Şimdi kaldırma kuvveti sorusu verildi mi? Ne dedim ben sana? Her zaman kuvvetleri göster arkadaşım. Yani bu adamın bir ağırlığı var. Sıvının içine konulduysa kaldırma kuvveti var. Normalde bu ikisi bize yetiyordu ancak iple bağlamış. İple bağlandığı için bağlandığı yerden dışarıya doğru bir ip gerilmesi var o da T. Yani burada ben yukarı olanlar aşağı olanlara eşittir dediğim an T artı F eşittir G şeklinde bunu yazmam gerekiyor değil mi? Şimdi yazmaya başlayalım. Bu cismin hacmi V kadar olsun. Şimdi yazmaya başlıyoruz. F nedir? Kaldırma kuvvetidir öyle değil mi? Kaldırma kuvvetini yazarken ben nasıl yazacağım? V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde bunu yazacağım öyle değil mi? Daha sonrasında ardından cismin ağırlığını yazarken nasıl yazacağım? Cismin ağırlığı hemen şöyle sol tarafta parantez açmak istiyorum. MG ile yazılır, değil mi? Ağırlığı biz MG ile ifade ediyoruz. Peki MG'yi biraz daha açalım. Bu M nedir? Devedir öyle değil mi? Yani cismin öz kütlesi, cismin hacmi çarpı g şeklinde yazabilirim. Şimdi bunu gelelim şurada uygulayalım. Cismin öz kütlesi soruda vermiş. 3 de cismin hacmi biraz önce ben V dedim. V çarpı küçük g. Buradan ip gerilmesini ne kadar buluyorum? Karşı tarafa attığımda 2VDG olarak ben ip gerilmesini buluyorum. Şimdi ip gerilmesini bulduk. Gelelim taşan sıvının ağırlığına. Kaldırma kuvveti ile ilgili ne söylemiştik biz? taşan sıvının ağırlığıyla ilgili ya da kaldırma kuvvetiyle ilgili nelerden bahsettik? Hemen bunu söyleyelim. Şimdi bu cisim batan hacmi kadar dışarıya sıvı taşırır. Öyle değil mi? Bak batan hacmi kadar sıvı taşırır. Batan hacmi ne kadar? V kadar. Çarpı. Taşan ne? Sıvı. O yüzden sıvının öz kütlesini yazıyorum. Çarpı G. Değil mi? Taşan sıvının ağırlığı ne oldu? VDG oldu. E bunları birbirine böldüğünde de cevap ne geliyor? 2 olarak bulunuyor. Bak çok güzel soru. Aman dikkat et. Burada G'yi bulurken nasıl buldum? Tekrardan söylüyorum. Bak biz G'yi DVG formatında yazabiliyoruz değil mi? Hemen yazalım. Dışarıya taşan neydi? Bu adamın batan hacmi. Yani V. E dışarıya taşan şey sıvı. O yüzden sıvının öz kütlesini yazdım. Çarpı G. Çok dikkat. Şimdi geçelim bir sonraki soruya. Bu soruda %100 yazılı da sorulur gençler. Buna da çok dikkat edin. Bakın bu şekilde matematiksel bir dalgalarda yayılma hızı hesaplama ile ilgili bir soru göreceksin. Aman dikkat et bak gözümüzden kaçmasın. Şimdi geçelim. Periyodik dalgalar oluşturulan bir dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların 7 dalga tepesi arasındaki uzaklık 48 santim ise bu dalgaların dalga boyu ne kadardır? Bak 7 tane dalga tepesi arası uzaklık 48 santimmiş. Şöyle yapalım. Şöyle. 7 tane dalga tepesi. Bir tane çizeyim ben. Şöyle bir devam edeyim bakayım. 7 tane dalga tepesi arası uzaklık. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak. Şuradan şuraya şöyle yazalım. Şuradan şuraya ne kadarmış? 48 santimmiş. Şimdi bu 48 santim içerisinde kaç tane dalga boyu barındırıyor? Dalga boyu tepeden tepeye ölçülür. Yani lambda tepeden tepeye 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 lambda. Kaç tane lambda oldu? 1 2 3 4 5 6 tane lambda oldu değil mi? 6 tane lambda 48 santim ediyorsa o zaman bir tane lambda nedir? 6 kere 8 48. O yüzden bir tane lambda ne olacaktır? 8 santim olacaktır. Hemen geçelim. Bir dalga kaynağı periyodik olarak iki dalgada 400 2 e, dakikada 480 dalga üretiyor. Üretilen dalgalarda ard arda gelen iki dalga tepesi arası uzaklık 40 santim olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santim saniyedir? Bak birimlere dikkat et. Santim saniye olarak soruyor. Her şey santim olarak verilmiş mi? Santim. Başka da santim yok. Saniye diyor. 2 dakika demiş. Hemen 120 saniye olarak burayı çeviriyorum. Şimdi buraya bakalım bak. Soruya dikkat et. Bize dalganın yayılma hızı soruluyor. Dalganın yayılma hızını x eşittir v çarpı t'den hesapla. Şimdi buraya baktığında X nedir? Dalga boyudur değil mi dalgalarda? V yayılma hızı. T nedir? Periyot değil mi? Biz periyodu 1 bölü F olarak düşündüğümüzde karşıya gönder. V eşittir lambda çarpı F diye ben bu olayı çözebiliyorum. Şimdi burada lambda ve F'i bulduktan sonra olay bitiyor. Diyor ki bize 120 saniyede 480 tane dalga üretiyormuş. Peki bu adam... 1 saniyede kaç dalga üretir dersen ben neyi bulmuş olurum? Frekansı bulmuş olurum öyle değil mi? Hemen yazalım. 120 f eşittir 480. Buradan da f eşittir 4 saniye üzeri eksi 1 olarak bulunur. Yani f ne kadarmış? 4. Yazıyorum f yerine 4. Ardından diyor ki bize ard arda gelen iki dalga tepesi arasındaki uzaklık 40 cm'miş. Ve buraya da 40 yazarım. Buradan da cevabım 160 santim saniye olarak bulunur. İki dalga tepesi ardışık, iki dalga tepesi arasındaki uzaklık dalga boyu kadardır. Şimdi geçelim. Diğer sorumuza bakalım. Bu soru da aynı şekilde yazılı da yüzde yüz karşımıza gelmesini beklediğimiz bir soru. İnceden kalına geçerken, kalından inceye geçerken neler oluyor, neler değişiyor? Mutlaka buna da bakmanız gerekiyor gençler. Hemen bakalım. K ve L yayları birbirine O noktasından eklenmiştir. K yayından gönderilen atmanın yansıması ile iletilmesi verilmiştir diyor. Şimdi iletilen atma zaten neydi? Gelen atmanın şekli şemaliyle aynıydı. Yani bak sol taraftan baş yukarı bir atma gelmiş ki iletileni de bu şekilde olmuş. E daha sonra bu adamın yansıması da baş yukarı olmuş. E baş yukarı geldin, baş yukarı yansıdın. Yani geldiğin gibi geri yansıdın. O zaman bu O noktası ne etkisi yaratıyordu? Serbest uç etkisi yaratıyordu değil mi? Demek ki bu adam nereden nereye gelmiş? Kalından inceye doğru gelmiş öyle değil mi? Kalından inceye doğru gelirken ne oluyordu? İncede daha hızlıyız. İncede daha hızlı olduğumuz için aldığımız yol daha fazla. Öyle değil mi? Bunlara dikkat. K yayından L yayına gönderilen atma baş yukarıdır. Doğru gelen atma baş yukarı biraz önce söyledim. L2 büyüktür L1'dir demiş. Doğru. L2 L1'den niye büyük? Aynı anda karşılaştılar bunlar o noktasında ancak bu adam ince yayda hareket ettiği için daha hızlı ve daha hızlı hareket ettiğinden dolayı daha fazla yol alır. Bu yüzden L2 L1'den daha büyüktür. İletilen atma ve yansıyan atmanın genlikleri eşittir demiş. Şimdi genlik ne demek? enerji demek öyle değil mi? Şimdi bu soruya baktığımızda başlangıçta ne vardı? Gelen atma vardı öyle değil mi? Şimdi başlangıçta sadece gelen atma vardı. Gelen atma bu O noktasına kar geldiğinde ne oldu? Yansıyan ve iletilen atmaya dönüştü öyle değil mi? Yani E gelen eşittir kimi oluşturdu? E iletilen artı E yansıyanı oluşturdu. Yani gelenin enerjisi her zaman iletilenden de yansıyandan da nedir daha fazladır. Burada demiş ki iletilen atma ve yansıyan atmanın genişlikleri eşittir demiş. Ha pardon biz soruyu düzgün okumadık. Ancak enerjiyle konuşmuş olalım. Yani öncüllerde tamam güzel. Bize enerjiyle ilgili bir şey söylemiyor ama yani sorularda enerji de soruluyor buna çok dikkat et. Her zaman gelen atmanın enerjisi iletilenden de yansıyandan da daha fazladır. İletilen ve yansıyanla ilgili olarak Enerji bakımından bir kıyas yapılamaz. Yapılabilmesi için başka şeylerin bilinmesi gerekir. Bize soruda genişlikleri soruyor. Ben genişlikleri yorumlarken hıza göre yorumluyorum. Yani hızı fazla olan tabii ki daha geniştir. O yüzden iletilen ve yansıyan atmaya baktığımda bunlar farklı ortamlarda hareket ettiklerinden dolayı hızlarıyla ilgili olarak birbirine eşittir demiyoruz zaten yukarıda incede yani iletilenin daha hızlı olduğunu söyledik. O yüzden eşit olması falan mümkün değil. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Bakın burada enerjiyi de kıyasladım. Bakın buna da çok çok dikkat edin. Şimdi geçiyoruz. Buraya baktığımızda bir ucu sabit, diğer ucu serbest olan iki nokta arasında gerilmiş esnek bir yayda oluşturulan K ve L atmalarının hareket yönleri şekildeki gibi verilmiştir. Güzel. İlk defa karşılaştıklarında ne olur diyor. Şimdi ilk defa nasıl karşılaşırlar? Bak bu adam sabit uça geliyor. Sabit uça geldiği zaman şöyle daha kalın ve güzel bir şekilde ben size göstereyim. Kim nereye geliyor? İyi bir şekilde anlayalım. Bakın Buradaki adam nereye geliyor? Sabit uça geliyor. Sabit uça geldim bu adam ne yapacak? Takla atacak, değil mi? Şimdi taklasını attı. Ardından şimdi buradaki adama bakalım. Bu adam geldiği gibi tekrardan geri dönecek. Ancak şuna dikkat et. Hocam geldiği gibi geri dönüyor. Tamam, güzel. E bu adam da o zaman şöyle dönsün, yönü değişsin, değil. Bak burada halkaya gelen kısma bakıyorsun. Çapraz olan kısım önde öyle değil mi? Yansıdıktan sonra da bu çapraz olan kısmı önde çizeceksin. Yani bak bu adamın yansıyanı şöyle şu şekilde olacak. Görüyor musun bak bir tanesi takla attı. Bir tanesi geldiği gibi geri sekti. Geldiği gibi geri sekerken de dikkat ediyorsun. Geri sektirirken de çapraz hep önde olduğu için yansıdıktan sonra da çaprazın yine önde olması gerekir. Şu anda bu adamlar birbirlerine doğru bu şekilde geliyorlar. Şimdi iki tane baş yukarı atma. Birbiriyle karşılaştığında birbirinin içerisinden geçerken ne yapacaksın? Birini diğerinin üstüne koyacaksın. Çünkü genliklerini iki katına çıkartırlar. Hemen birini diğerinin üstüne koyalım. Şöyle kutunun üçe üstüne ne yapayım? Hemen gelelim şuradaki dalgayı yapıştıralım. Ve oluşan şekli seçeneklerde arayalım bulalım. E Ceyhan'daki gibi oluyor. Aynısını çizdim. Oluşan görüntü Ceyhan'daki gibi olacaktır. Şimdi gelelim buraya. Burası da önemli. Hoca mutlaka buraya da bir değinir. Bak yine dalgaların farklı ortamlardan geçişini görüyoruz ancak burada hızlarıyla ilgili bir yorum sorusu geliyor karşımıza. Yani hızlarını V eşittir lambda çarpı F'ten böyle basit bir soru üzerinden hesaplatmayabilir. Böyle inceden kalına kalından inceye doğru giden dalgalar üzerinde hesaplatmak isteyebilir. O yüzden bu soruya çok çok dikkat ediyorsun. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki bize kendi içinde türdeş K ve L yayları o noktasından eklenerek K yayında bir atma oluşturuluyor. Oluşturulan atma şekil 1'deki gibidir diyor. Atma O noktasına geldikten bir süre sonra şekil 2'deki gibi oluyor. Yansıyan atmanın hızı 9 santim saniye olduğuna göre iletilen atmanın hızı nedir diyor. Şimdi buraya bakalım bak. Şurası ne? Yansıyan. Buraya bakıyorsun burası ne? İletilen. Ardından takla atmış o yüzden şuraya sabit uç D. Sabit uç oluyorsa ne oluyordu? inceden kalına doğru gidiyordu. Öyle değil mi? Bak bunları da tekrardan yazalım bir tekrar edelim. Diyor ki bize yansıyan atmanın hızı 9'muş. Tamam yazalım. V eşittir. Lambda çarpı F'den biz bunu yorumluyoruz değil mi? Ancak burada V eşittir. Lambda çarpı F'den bu olayı yorumlayamazsın. Niye? Çünkü lambda ne? Dalga boyu. O yüzden bu denklem patladı. Nereden yorumlayacağız biz? X eşittir. V çarpı T'den yorumlayacağız. Yani bizim Ortaokuldan beri öğrendiğimiz bu denklemi kullanacağız. Atmanın hızı 9. 9'u yapıştırdım buraya. Yansıyan atmanın diyor. Yansıyan neresi burası? Peki yansıyanın aldığı yol ne? 18. E o zaman burada süreyi ne bulursun? 2 öyle değil mi? E bu 2 saniye her ikisi için de geçerli değil mi? Şimdi aynı denklemi iletilen için yap. X eşittir V çarpı T. Ne kadar yol gitmiş? 12. İletilenin hızı ne kadar? Bilmiyoruz çarpı geçen zaman ne? 2. iletilen ne kadar olduğu Buradan 6 santim saniye olarak buldu. Şimdi geliyorsun buraya. Yansıyan ne kadar? 9. iletilen ne kadar? 6. Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü biz buraya ne dedik? İnce yay dedik. İnce yayda daha hızlı olması gerekiyor. Kalın yayda daha yavaş olması gerekiyor. Yani bulduğumuz sonuçlar da söylediğimiz bilgilerle tutarlı. Şimdi gelelim buraya. Sabit derinlikli ortamda oluşturulan KOL doğrusal su dalgalarının 1 ve 2 engellerinden yansımaları nasıl verilmiştir diyor. Şurada hemen küçük bir ekleme yapıyorum gençler. Şuradaki açı 40 derece buna çok dikkat edin. Bakın şimdi burada her bir noktayı yansıtıyorsun bak. Şimdi şurası L noktası. Ne yapıyorduk biz? Geldiğimiz gibi şöyle yüzey normalini de çizecek olursak. Geldiğin gibi tekrardan şöyle yansıtıyordun. Şöyle yansıyorsun. Olaya dikkat et bak. L noktası buraya geldi. Daha sonrasında K noktasına bakalım. Buradan geldik. Daha sonrasında buradan buraya ulaştık. Daha sonrasında şöyle yansıdık. Şurası da K noktası. Ardından geçiyorum. Şurası neydi? L noktası. E bu ikisini birleştirdim mi ne oluyor? Dalga oluyor zaten. Şöyle gösteriyorsun. Yani bu şekilde bir yansıma gerçekleşecek. KL olarak yansıyacak. Şimdi ben buraya 40 dedim. Olaya dikkat et bak. Şuradaki olay 40. Daha sonrasında bak şuradan çizersek şöyle şundan bahsediyorum bak. Şöyle geldin. Yansıdın. Şuradan şöyle yansıdın. Daha sonra okunucu şu kısma doğru geldin. Bak. Şurası 40 derece ise o zaman burası da 40 derece değil mi? E 90 40. Şuraya ne kadar kaldı? 50 derece kaldı. Öyle değil mi? E burası 50 derece ise o zaman şurası da 50 derece. Bu yüzden cevabımız şöyle bugün çok işaretleme hatası yapıyoruz. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak. Anlaşalım mı? bakın çok dikkat edin. Şimdi burası 40'tı. İç ters, değil mi? Şurası da 40 olacak. E burası 90, 90 40 50. O zaman burası 50 ise burası da 50 derece olarak karşımıza çıkar. Şimdi devam edelim. Yandan görünüşü verilen şekildeki dalga leğeninin K noktasında doğrusal dalgalar oluşturuluyor. Kaynağın frekansı sabit olduğuna göre dalgaların üstten görünümü nasıl olur diyor. Şimdi bak burada ne var? Bir sığlaşma var. Öyle değil mi? Bak yani şu ortadaki bölgeye geldiğinde bakın burası sığ bölge öyle değil mi? Sığ bölgeye gelindiğinde ne oluyordu? Sığ bölgede daha yavaş hareket ediyorduk. Daha yavaş hareket ettiğimiz için dalganın frekansı düşüyordu. Daha sık sık oluyordu. Yani frekansı artıyordu sık sık oluyordu. Şimdi buraya baktığında görüntü nasıl olacak? Yani ortadaki bölgede böyle birbirine yakın, kenarlara doğru genişleyen bir hat olacak. Yani şu şekilde bakın. Adana'daki gibi. Yani ortaya geldiğimizde sığlaşıyor ya. Ortaya geldiğimizde böyle birbirine yakın yakın, kenarlarda ise daha açık bir şekilde bunu çiziyoruz. Buna dikkat edin. Çünkü neydi? Derinden sağa doğru gelirken, şöyle derinden sağa doğru gelirken hız düşüyor. V eşittir Landa çarpı f'te kaynak değişmediği için bu adam sabit. E, hız düşerse dalga boyu da düşer. O yüzden sığ olan yerde çizgiler nedir? Birbirine daha yakındır. Geçelim şimdi buraya bakalım. Havada oluşturulan ses metal bir madde içine girdiğinde ses dalgalarının hızı ve frekansı ne olur diyor. Bir kere metalde daha hızlı yayılırsın. Ortam değişiyor. O yüzden hızı ne olur? artar artar. Ama kaynağı söküp başka bir kaynak takmadığımız sürece bin kere söylüyoruz frekans ve periyot kesinlikle değişmez. Şimdi ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ödüllü sorunun cevabını da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.